yazı yazdın. Bize de Evet. yorumlarına mahrum etme bizi de. Tabii, Ama tabii. hemen konuyu bir özetleyeyim istersen. Çatlak Şanzel isminde işte şarkı söyleyen bir hanımefendi Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oluyor. Hayat hikayesini anlatıyor. Ama onun içinde dehşet verici şeyler var. Babaannesinin yanlış bir ameliyatla vefat ettiğini ve kendisini de çok genç yaşlarında 17 yaşındayken babaannesine yanlış bir tedavi sonucu ya da yanlış ameliyatla işte öldürdüğünü düşündü. Doktoru öldürdüğünü itiraf ediyor. 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım. 24'e indi. O zaman cezanın üçte biri yatılıyordu. 7 sene, 2 ay, 10 gün yattım diyor. Bir doktoru öldürmüş ve 7 sene yatmış. Dehşet verici açıklamalarına devam ediyor. İşte diyor ki sonra bu bende alışkanlık yaptı. Birkaç kişiyi yaraladım. Yine cezaevine girdim falan. Neyse. Bu işin bir kısmı. Bir diğer kısmındaysa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Armağan Çağlayan bu açıklamalara kahkahalarla gülüyor. Birkaç Twitter tepkisinden bahsedeyim istersen. Bu arada sosyal medyada da gündem oldu bu olay. Şu hashtaglerle. Armağan Çağlayan ve cinayete gülünmez hashtag ile. Çok çok paylaşım oldu. Gündem oldu. Mesela ne diyorlar? Şimdi açtım rastgele birkaç şey okuyayım size. Cinayeti adam yaralamayı çok eğlenceli buluyor olmalı ki asıl mesleği avukatlık olan Armağan bu sözlere kahkahalarla gülüyor. Utanmazlığın nirvanası bu olsa gerek diyor. Peride isminde bir kullanıcı. Bakıyorum hemen başka ne diyorlar diye. Attığınız kahkahalara bir bak izle. Bir de bir başka kardeşimizin yaşadıklarına, yani bir de biliyorsunuz şu dönemde sağlık çalışanların, doktorların yaşadıkları fedakarlıkları ne kadar gündemde. Bunları örneklerle buradan videolarla paylaşan çok kişi var. Neyse benzer pek çok hayret edilen, cinayete gülünmez hashtag ile paylaşılan, eleştiren insanlar çok. Evet, bu Twitter'da TT oldu. Çok tepki gördü. Haberlerde, bütün internet sitelerinde haber oldu. Şu anda bakıyorum, 3 günde 1,9 milyon izlenmesi var bu videonun. Bu ne zaman oluyor? Sağlık çalışanlarının toplumda en çok güven olarak taban yaptığı, ihtiyaç duyduğumuz, iyi ki varsınız diye palavralar sıktığımız bir dönemde oluyor. Ne oluyor? Bir şarkıcı çıkıp diyor ki, babaannemi yanlış ameliyatla öldürdü, ben de onu öldürdüm. Alışkanlık yaptı bende. Sonra bir sürü insanı yaraladım, çıktım. Karşı taraftan. Bunun İnsan öldürmenin ve yaralamanın eğlenceli tarafı varmış. Biz bilmiyoruz.